Sevgili izleyenler, merhaba. Biz şimdiye kadarki derslerimizde sahneye eklediğimiz kuklanın ileriye doğru hareketini gözlemledik. Bugünkü dersimizde geriye doğru nasıl hareket ettirilir bunu göreceğiz ve biraz da x ve y koordinatı hakkında konuşacağız. Bununla da ilgili basit bir uygulama yapacağız. Şimdi ilk önce kedimizi ileriye ve geriye doğru hareket ettirelim. Olaylar blok paketinden tıklanıncayı alıyorum ve buna hareket katıyorum. 10 adım git diyeyim ve bunu 100 yapayım. Daha net gözlemleyebilmek için ileriye ve geri yaptığı hareketleri ve bunu bir çalıştırayım. Gördüğünüz gibi ileriye 100 adım gitti. Şöyle sol tarafa doğru çekeyim. İleri gidip geri hareketini verelim şimdi de. Bunu eksi 100 demek durumundayım. Geriye doğru gitmesi için. Çalıştıracağım ama çalıştırdığımda kedinin hareket etmediğini göreceğiz. Çünkü aynı kodları kullandığımda araya bir 1 saniye bekle kodunu koymazsam kedinin hareket etmediğini görüyorum. Çalıştırıyorum, hareket etmiyor. Durduruyorum. Burada kontrol blok paketinden 1 saniye bekleyi koyarsam araya çalıştırıyorum. İleri 100 adım gitti. 1 saniye bekledi ve geriye 100 adım gitti. Bunu x ve y ile ilişkilendirecek olursak durduruyorum. Siliyorum bu kodları. Hareket blok paketinde x'i 10 artır adlı bir kodumuz var. Bu kodu İleriye ve geri olarak uygulayalım. Gördüğünüz gibi kedi ileriye doğru giderken yatayda hareket ediyor. Yani x'i ile ilgili. Dikeyde hareket etseydi eğer y'si ile ilgili olacaktı. O yüzden x'i 10 artır diyelim. 100 adım vermiştik biraz önce. Yine aynı yerde hareket etsin diye 100 adım artırdım. Şimdi x'i eksi 100 adım artıracağım geri gitmesi için. Yine çalışmayacak. Çünkü araya 1 saniye bekle koymadım. Onu ekleyelim. Şimdi çalıştırıyorum. 100 adım gitti ve geriye 100 adım geldi. Gördüğünüz gibi matematiksel olarak da x ve y koordinatındaki y'si ile ilgili değil, x'i ile ilgili yatayda yürümesi kuklamızın. Dolayısıyla x'ini 100 artırıp eksi 100 artırdığımda ileri ve geri hareketini gözlemlemiş olduk. Bunu şimdi bir de koordinat düzlemi üzerinde gösterelim. Kuklamızı siliyorum. Yeni bir kukla olarak hayvanlar kategorisinden böcek ekliyorum. Beedle adlı kuklayı ekledim sahneye. Ve daha net anlayabilmek için arkaya da bir koordinat düzlemi sahnesi ekleyelim. Yeni dekorun dekoru kütüphaneden seç ikonunu tıklıyorum. Diğer kategorisinde X, Y grid sahnesini alıyorum. Evet, arkaya sahnemiz yerleşti. Gördüğünüz gibi benim farem hareket ettikçe proje ekranının altında yer alan X ve Y koordinatlarının değiştiğini de gözlemleyebiliyoruz. Ben faremi tam koordinat düzleminde X0, Y0 noktasına getirdiğimde bakın şuradaki değerlere, X ve Y değerlerine X0, Y0 olmasını istediğim için böceğimin de tam bu noktadan uygulamaya başlamasını istiyorum. Bu anlamda kodlarımızı yazmaya başlayalım. Şimdi olaylar blok paketinden tıklanıncayı alıyorum tabii ki. Ve hareket blok paketinde x, y noktasının değerlerini kendimiz vereceğiz. Sıfırdan başlasın x ve y de sıfırdan başlasın. Böceğimin yerini değiştireyim. Bakın yeşil bayrak tıklanınca x0 y noktasına git
kodlarını adım adım uygulayacak. Tıklıyorum. Gördüğünüz gibi X 0, Y 0 noktasına gitti. Ben şimdi böceğime değişik hareketler katacağım. Ama katarken yan yan yukarıya doğru çıkmaması için bunun yönünü değiştirmem gerekiyor arkadaşlar. O yüzden hareket blok paketinde belirlediğimiz bir derece yönüne dön var. Burada 90 yerine 45 yapayım. Bakın yeşil bayrağı tıkladığımda böceğimiz 0-0 noktasına gitti ve 45 derece yönünde döndü. Artı 45 olduğu için sağ tarafa doğru döndü. Neden? Çünkü benim koordinat düzleminde, şu koordinat düzleminde 0-0 noktasından sağa itibaren x'im artıdır. Sola doğru x'im eksidir. Ve benim x eksenim artı 240 ile eksi 240 arasındaki değerleri alabiliyor. Y üzerinde ise kuklam artı 180 ile eksi 180 arasındaki değerleri alabiliyor. O yüzden Y'nin artı olduğu, X'in artı olduğu bölge birinci bölge olsun. Y'nin artı, X'in eksi olduğu bölge ikinci bölge olsun. X'in eksi, Y'nin eksi olduğu bölge üçüncü bölge olsun. X'imin artı, Y'nin eksi olduğu bölge, şu bölge dördüncü bölge olsun. Ve uygulamayı daha iyi gözlemleyebilmek için böceğim hareket ettikçe gittiği bölgenin adını bize söylesin. Zor gibi görünse de aslında çok kolay bir uygulama. Bunun için döngüye ihtiyacım var arkadaşlar. Böceğim hareket ettikçe gittiği bölgenin adını söylemesi için sürekli tekrarla döngüsüne ihtiyacım var. Sürekli yürüteceğim çünkü ben böceğimi. Süreklerin içerisinde ilk önce biz bunun adımını belirleyelim. Ve 5 adım diyelim. 5 adım gitsin. Karakterimizin hızını belirledik böylelikle. Hareket blok paketinin içerisinde kenara geldiysen sek adlı bir kodumuz var. Böceğimiz proje ekranının sahnenin kenarlarına geldiğinde bu koordinat düzlemi üzerinde yürüsün diye sürekli bu kenarlara geldiğinde geri dönmesini istiyorum. Yukarı kenara geldiğinde geri dönsün, sol kenara geldiğinde geri dönsün ve alt kenara geldiğinde de hep geri dönsün. O yüzden kenara geldiysen sek kodunu alıyorum. Eğer böceğim y'm artı x'im artı iken birinci bölgede ise birinci bölge yazsın. O yüzden koşulumu belirlemek zorundayım. Kontrol blok paketinden eğer iseyi aldım. Eğer x'im artı y'm artı ise birinci bölge diyecek. Bunu tamamen koda yansıtalım. İşlemler blok paketini ilk kez kullanacağız. Şurada V olan bir blok kodum var. Burada diyeceğim ki X'im sıfırdan büyükse ve Y'im sıfırdan büyükse birinci bölge de. Eğer kodunun içerisine bir konuşma balonu ekleyeceğim. Burada X'im sıfırdan büyükse işlemini ben büyüktür işlemiyle vereceğim. Y'im sıfırdan büyükse işlemini de büyüktür işlemiyle vereceğim. Gördüğünüz gibi 4 tane karemiz oluştu burada. Bunların içerisini dolduracağız. Ne demiştik birinci koşulumuza? X sıfırdan büyükse. O yüzden buraya 0 yazıyorum. Burada da Y sıfırdan büyükse olacak. Buraya da 0 yazıyorum. Buraya X konumunu, buraya Y konumunu aldırmak durumundayım. Böceğimin X'i ve Y'si. Hareket blok paketinde
altlarda X konumu var. Aldım bunu, birinci karemin içerisine yerleştirdim. X konumum 0'dan büyükse ve Y konumum 0'dan büyükse, gördüğünüz gibi ne desin? Burası birinci bölge desin. Aldım görünüm blok paketinden konuşma baloncuğumu. Buraya, burası birinci bölgedir desin. Evet, şimdi kopyasını çıkart menüsüyle diğer bölgeleri de yazdıracağım. Şimdi tıklıyorum yeşil bayrağı. Şimdiye kadar ne yaptığımızı bir gözlemleyelim. Gördüğünüz gibi kenara geldi, sekti. Yönünü 45 derece yaptığım için çapraz bir şekilde yürümeye başladı. Hep birinci bölgedir yazıyor şimdi. Düzeltelim bu kodlarımızı. Eğer üzerinde faremin sağ tuşu ile sağ klik yapıp kopyasını çıkart diyorum. Bakın hangi kod üzerinde sağ klik yaparsam o kodu alıyor. Eğer tıklanınca üzerinde sağ klik yapsaydım, tıklanıncadan itibaren bütün kodları alacaktı. Bunu sürekli tekrarın içerisine yerleştirdim. Benim ikinci bölgemin X'i ve Y'si nasılmış inceleyelim. X'i 0'dan küçük, Y'si 0'dan büyük. Bakıyorum ikinci eğerime. Y'im evet 0'dan büyük ama X'imin işlemini değiştirmek durumundayım. Aldım bunu kenarıya. İşlemler blok paketinden X'imi 0'dan küçüktür diyeceğim. O yüzden buraya küçüktür işaretini yerleştirdim. Kenara çektiğim bu X konumunu aldım, buraya yerleştirdim. Burası 0 olacak. Bunu artık çöpe atabilirim. Gördüğünüz gibi X konumu 0'dan küçük ve Y konumu 0'dan büyük. Biraz şu kodları küçülteyim, net görebilmemiz için. Ve baloncuğumu düzelteyim. Burası ikinci bölgedir. İkinci eğerimin üzerinde sağ klik, kopyasını çıkart diyorum. Sürekli tekrarlığının içerisine en alta yerleştirdim. Üçüncü bölgemi inceliyorum. X'im de 0'dan küçük, Y'im de 0'dan küçük. Merkezden yukarısı artı, aşağısı eksiydi Y ekseninde. X'im 0'dan küçük. O zaman sadece Y üzerinde revize edelim. Aldım bunu kenarıya ve küçüktür işlemini aldım. Y konumunu birinci kareye yerleştirdim. İkinci kare içerisine 0 yazdım. Bunu artık çöpe atabilirim. Burası üçüncü bölgedir olarak düzelttim. Üçüncü bölge de bitti. Şimdi dördüncü bölge. Son eğerimin üzerinde kopyasını çıkart dedim. En alta yerleştirdim. Dördüncü bölgemin X'ini ve Y'sini inceleyelim. X'i 0'dan büyük, Y'si 0'dan küçük. Benim en sonki çalışmamda evet X'im 0'dan küçük olduğu için bunu değiştireceğim bu kez. X'im çünkü 0'dan büyük olduğu için büyüktür işaretini alıyorum. Bunun içerisine X konumunu yerleştirdim. Kaydı. Tekrar bir düzenleme yapayım. Buraya 0 yazıyorum. Y'im 0'dan küçük olacaktı. Gördüğünüz gibi 4. bölgede. Bunu çöpe atabilirim. Konuşma baloncuğumu düzelteyim. Burası 4. bölgedir. Çalıştırıyorum. Burası 1. bölgedir. 4. bölgenin üzerinde 4'ü yazdı. 3'ün üzerinde 3. bölge yazdı. Burası 2. bölge olduğu için onun üzerinde de 2. bölge yazdı. Böceğimin bulunduğu nokta X ve Y noktası ne ise onu algılayıp bölgelerin adlarını yazdırmış olduk. Eğer böceğimizin daha yavaş hareket etmesini istiyorsak her eğer kodunun
altına kontrol blok paketinden bir saniye bekleyi alabiliriz. Burada bir saniye bekleyi aldım. Eğrimin arasına yerleştirdim. Gördüğünüz gibi çok yavaş hareket etmeye başladı. Bir saniye çok yavaşlattı. Bunu 0.2 diyelim. Daha net gözlemleyebiliyoruz yürüdüğünü. Üçüncü bölge ve ikinci bölgeye girer girmez de ikinci bölgedir yazdı. Her eğerin altına eklemeden de sadece birinci eğerin altında 0.2 eklememiz yeterli oldu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar X ve Y'yi de bu şekilde görmüş olduk. Bu dersimizde karakterimizin geriye gitmesini ve X-Y üzerinde nasıl hareket ettiğini görmüş olduk. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Teşekkür ediyorum.